Emekli maaşları ile ilgili bazı formüller masada, ee, enflasyon rakamının açıklanması ile birlikte SSK, Bağkur emekli zammı yüzde 37,57 olmuştu, yüzde ee, 15'lik toplu sözleşme, enflasyon farkı gibi başlıklar e, konuşmuştuk. Şimdi onlarla ilgili yeni bir çalışma mı var? Evet. Ne oluyor? Şöyle tabi. E... Toplu sözleşme ve enflasyon farkı memur emekleri için geçerliydi ve onların zam oranı %49.25 olmuştu. SSK ve Bağkurlu söylediğin gibi 37-57'lik bir enflasyon artışı olduğu için arada böyle bir 11-12 puanlık bir fark oluştu. Bu farkın kapanması adına refah payından bahsediyoruz ama tabii burada... Farklı formüller de var. İşte bu taban maaşın 7500 liranın arttırılması söz konusu ki orada da %50'lik bir artış olduğunda 11.250 liraya kadar çıkıyor. Ama öncelikle... Bu refah payının gelmesi yani aradaki bu 11-12 puanın kapatılarak zam eşitliğinin sağlanması söz konusu olacak. Daha sonra taban maaşın arttırılması ki taban maaşı 7500 lira olmuştu Nisan ayında. Temmuz'da hani 10 bin lira olma beklentisi vardı ama Temmuz'da bir değişiklik olmamıştı. Dolayısıyla en düşük emekli maaşı e, yükseltilmiş olacak bir de e, kök aylıklar var yani bunlardan e, 7500'ün altındaki maaşlar çünkü şimdi mesela 5000 lira maaşı olan birisine 57'yi eklerseniz 7500'ü geçemiyor. Dolayısıyla hiç zam almamış gibi olacak. Temmuz'da bu yaşanmıştı. O yüzden bu kök aylıklara da seyyanen bir artışın yapılması da söz konusu. Bu üç formül tabii çalışılıyor. Hem Hazine Maliye Bakanlığı bütçe e, imkanları nispetinde çalışıyor. Hem de Çalışma Bakanlığı çalışıyor. E, bu Son olarak tabii kabineye gelecek, kabinede de Sayın Cumhurbaşkanı'na sunulacak ve 16'sında açılacak mecliste bir yasal düzenleme olarak çıkacak. ha 17'sinde emekli maaşları ödenmeye başlayacak. Yasa yetişmezse daha sonra yapılacak düzenlemeden oluşan farklar emeklilere yatırılacaktır. Orada bir sıkıntı olmaz ama önemli olan tabii bu kararın verilmesi ve meclise gelmesi. Bu konuda da ciddi çalışmalar var, beklentiler de var. Özellikle SSK Bağkur emeklilerinin diğer emeklilerden ayrılmaması noktasında bir eşitliğin sağlanması önemli burada. Yani toplumun önemli bir kesimine daha az zam yapıp diğerlerine daha çok zam yapmak gibi bir durum olmayacak diye düşünüyorum.